Herkese merhabalar. Elektrik enerjisinin dönüşümü konusuyla beraberiz. Senle beraber burada da gördüğümüz gibi aslında elektrik enerjisini biz ısı enerjisine, elektrik enerjisine, ışık enerjisine pardon, aynı zamanda bilgisayardaki fanların çalışması ve benzeri bunların her birisi aslında farklı enerji türleri. Mekanik enerjiye dönüştürüyoruz. Mikserde mekanik enerjiye dönüştürüyoruz. İşte bunları teker teker öğreneceğiz seninle beraber. Ama sana çok çok değerli bir sürprizim var. O da LGS Son Tekrar programı geliyor. LGS Son Tekrar programıyla seninle beraber muhteşem bir programa başlıyoruz. Artık son zamanlara geldik ve programımız başlayacak. Bu programımızda gün gün detaylı son tekrarlar var. Aynı zamanda hızlı son tekrarlarımız var ve aynı zamanda taktik var. Aynı zamanda dünyanın en uzun canlı yayınları var ve benzeri rehberliklerle beraber son düzlüğü süper geçeceğiz. Bak bu son zamanlar çok önemli. Yani sınav karşımıza geldiği zaman bu şekilde sayısal bölüm, sözel bölüm şeklinde sınav karşımıza geldiği zaman sayısal soruları gördüğümüz zaman hazır olabilmemiz için işte bu son tekrarı çok iyi yapmamız gerekiyor. Peki nasıl çalışacağız son tekrarda? LGS son tekrar setimizle çalışacağız. Bunun içerisinde 6 adet kitabımız var. Bu 6 adet kitapla beraber seninle beraber bütün konuları teker teker işleyeceğiz. Hatta sana öyle ufak bir kitapların da bir ufak bir örneğini de göstermek istiyorum sana evladım benim. Bu matematik kitabımız, aynı zamanda Türkçe kitabımız, aynı zamanda İngilizce kitabımız, aynı zamanda din kitabımız, inkılap kitabımız ve aynı zamanda fen kitabımız. Ve bu şekilde bütün dersleri tekrar etmiş olacağız ve başarıdan başarıya koşacağız diyoruz ve öncesinde de tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Bununla beraber mutlaka deneme çözmemiz gerekiyor. Geri sayım denemeleri, LGS geri sayım denemeleri toplam 6 adet denememiz var ve bu denemeleri de bu LGS son tekrar programımızda bitireceğiz inşallah ve süper bir şekilde sınava hazırlanacağız. Hadi bakalım o zaman dersimize geçiş yapalım, başlayalım. Elektrik enerjisi dediğimiz şeyi nerede kullanıyoruz Tanguz sence? Her yerde hocam. Aynen, her yerde kullanıyoruz. Cep telefonlarımızı şarj ederken, buzdolabımızı çalıştırırken, televizyonumuzu izlerken her yerde kullanıyoruz. Peki bu elektrik enerjisi aslında biz bunu kullandığımız yerlerde nasıl o prizdeki zımbırtı bir anda böyle bizi ısıtabiliyor, ondan sonra bizi bir anda böyle tostu kızartabiliyor, işte ne televizyon bileyim. Televizyon izliyoruz. Televizyonu izleyebiliyoruz, cep telefonumuz çalışıyor falan filan, onlara bakacağız. Şimdi bir kere elektrik enerjisi farklı tür enerjiler dönüşebiliyor. Mesela elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşebiliyor. Elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşebiliyor. Hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşebiliyor. Gibi gibi bir sürü şey var aslında. Bilmemiz gereken şey var. Isıya dönüşebilir, ışığa dönüşebilir. Bazen de harekete dönüşür. Onu da göstereceğim sana nasıl dönüştüğünü. Ve sonrasında Tankut evladım benim. Sonra da elektriği nasıl üretiyoruz ona bakacağız. Şimdi elektrikli araçlar içerisindeki iletken telin direnci yüksek olduğu zaman bu elektrik verilen tel bir anda ısınıyor ve akkor dediğimiz bir hale geliyor. Daha doğrusu ısındığı zaman etrafa ısı yaymaya başlıyor. İşte bu direncin fazla olmasından, elektrik tellerinin direncinin fazla olmasından kaynaklanıyor. Yani elektrik akımını geçirmemesinden kaynaklanıyor. İşte bu direnç ne kadar, direncin tabii cinsi değiştikçe maddenin cinsi değiştikçe direncin de cinsi değişebiliyor. Büyüklüğü değişebiliyor. Mesela tost makinesi Tankut evladım. Evet hocam. Ne yapıyor? Tostumuzu kızartmaya yarıyor ve burada elektrik enerjisi frizdeki elektrik enerjisi bir anda tost makinesine gelince ısıya dönüşüyor. Veya elektrikli ısıtıcı da biz ellerimize tutunca ellerimize ısınabiliyor. Neden? Çünkü elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştü. Şofbende, elektrikli şofbende mesela, elektrik sayesinde ısı elde ediyoruz. Böylece elektrik enerjisi neye dönüşmüş oluyor Tankut evladım benim? Isı enerjisine. Yani enerji başka bir türe dönüşüyor aslında diyebiliriz. Mesela ütü de aynı şekilde. Ütünün içinde de elektrik enerjisi ısıya dönüşerek kıyafetlerimizi yıkayabiliyoruz. Şey yapıyoruz, ütüleyebiliyoruz. Yeni nesil soru çözelim seninle beraber. Elektrikli araçlar çalışırken elektrik enerjisinin hangi enerji çeşidi dönüşünü öğrenmek için aşağıdaki etkinlik kazanmıştır. Biliyorsun yeni nesil sorularda birazcık daha etkinlikli, birazcık daha böyle deney ağırlıklı, gerçek yaşamdaki bağlantıları kullanabileceğin sorular geliyor. Özellikle etkinlik dediğimiz Milliyetin Bakanlığı kitabındaki etkinlikler çok önemli. O yüzden biz de bunlardan benzer bir şey yaptık. Mesela şekildeki elektrik devresinde sarmal hale getirilen iletken bir tel kullanılmıştır. Buna göre devredeki anahtar kapatıldığını demiş. Verilenlerin hangileri gerçekleşebilir demiş. Şimdi devredeki anahtarı kapattığın anda bir kere buradan pilden gelen güç, bataryadan gelen güç aslında buradan geçerek suyun içindeki bu kıvrılmış telin üzerinden geçer. Sonrasında devreyi tamamlar. Peki bunu tamamladığı zaman bu kıvrılmış tel aslında
Dikkat edersek kıvrıldığı için bir direnç gibi değil mi? Peki termometrenin gösterdiği değer artar. Evet, kırılmış tel ısınacağı için bu ısı enerjisi suyun da ısınmasına yol açaraktan ne yapar? Termometredeki değeri artırır. Süper. Termometre sıcaklığı ölçer çünkü. Üzerinden elektrik akımı geçen iletken tel sahip olduğu direnç nedeniyle ısınır. Evet, doğru, bu da doğru. Çünkü demiştik ki bu direnç sayesinde elektrik geçen herhangi bir devre elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Tel üzerinde elektrik enerjisi ısı... Evet, bu da doğru. O yüzden cevabımızın denizde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geldik. Elektrik enerjisi ışık enerjisine nasıl dönüştürüyoruz? Zaten şu anda stüdyomuzda olan şey, ondan sonra evlerimizde olan şey, ki zaten bu olmasaydı, cep telefonumuz olan şeydi aslında bu. Bu olmasaydı gerçekten de elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmesek hiçbir şey göremezdik. Ne televizyon izlerdik, ne ampulle geceliğin yaşardık hocam. Aynen öyle, mumla yaşardık. Ampul içerisindeki iletken telin üzerinden elektrik akımı geçtiğinde kızararak etrafa ne saçar diyoruz? Işık saçar diyebiliriz. İşte mesela işte bu akkor dediğimiz şey burada çok net bir şekilde olabiliyor. Bir anda burası kırmızı bir hale geliyor ve bu kırmızı halde aslında etrafa ışık yaymaya başlıyor. Burada da çok önemli bir bilgi hatırlatmak istiyorum sana. Fotosentez yapabilmek için tüm ışıkları kullanabiliriz. Mesela güneş ışığını kullanabiliriz. Buradaki ampulün ışığını kullanabiliriz. Bu da ayrıca bir kulağına küpe olsun diyoruz. Peki elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü var. Bu da çok önemli bir şey. Bazı elektrikli araçlarda bulunan motorlar, yani elektrik motoru diyoruz biz buna. Bu motorlar sayesinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşebiliyor. Mesela blender veya doğrayıcı, işte sen buraya bir tane meyve atıyorsun. Çat diye mesela bir tane havuç attın diyelim. Havucun rengi nedir Tanku Tevladım? Turuncudur benimle. Hocam. Aynen öyle. Turuncu bir havuç. Havucu attığımız zaman sen bunun içinde ne olur evladım? Bu pıt pıt parçaları aynıdır. İşte bunu yapan şey buradaki hareket enerjisi. Peki nereden geldi bu zımbırtı? Fişe bağlıydı bu zımbırtı. Fişe bağlıysa bu fişten gelen elektrik enerjisi burada bu blenderın dönmesini, hareketini sağlıyor diyebiliriz. Veya vantilatör. Evlerimizde kullandığımız hani böyle vantilatörler var ya Tanku Tevladım. Evet, i̇şte hocam. Bu vantilatörler bizi ferahlatırken aslında prize bağlı bu vantilatör aslında buradan elektriği alır ve buradaki elektrik motoru sayesinde bunun dönmesini sağlar ve bizi ferahlatır. Veya matkap veya robot. Robotlarda da elektrik motoru çok ön plandır. Hatta arabanın hani camlarını böyle açarsın kapatırsın, otomatik camlar vardır ya, evet, işte onlar da elektrik. Biz okulda robotik kodlama yapıyoruz hocam. Gerçekten çok kaliteli bir adamsın. Teşekkür tebrik ederim seni. Hocam. Ya hiç tonguç gibi değilsin. Bravo diyorum. Hareket enerjisi de aynı burada. Elektrik nasıl harekete dönüşüyorsa harekette elektriğe dönüşebiliyor. Hareket enerjisi elektriğe dönüşürken bir bisikletteki farlı ışık vermesi için mesela ben bir dinamo denilen bir şey kullanıyorum. Böyle bisikletin burasına takılı lastiğine dokunan bir dinamo denilen bir şey kullanıyorum. Bu dinamo sayesinde bu bisikletin tekerleği döndüğü anda bir anda farları ışık vermeye başlıyor. İşte bunu yapan şey, aslında bunu yapan dinamo dediğimiz bu alet aslında ne yapıyor? Hareketi elektrik enerjisine dönüştürüyor. İşte bu günümüzde zaten tüm elektrik üretme tesislerinde bulunan bir sistem, mekanizma diyebiliriz. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Mesela güç santrallerini. Elektriği ürettiğimiz yerlere biz güç santrali diyoruz. Mesela hidroelektrik santralde nasıl bisikletin tekerleği dönerken bu tekerlekten farın ışığı yanıyorsa, hidroelektrik santral yani barajlarda da su buradan yüksekten aşağı doğru akarken burada dinamo gibi bir şeyi döndürüyor, türbünü döndürüyor ve sonunda da elektrik ortaya çıkıyor. Ve biz bunu evimizde kullanabiliyoruz. Jeotermalde mesela yer altından çıkan termal sular, sıcak sular, o su buharı şeklinde buharlaştığı zaman oradaki türbinleri döndürerek aynı dinamo gibi elektrik üretebiliyor. Veya nükleer santralde radyoaktif elementler sayesinde üretilen enerji aynı dinamo gibi makineler sayesinde elektrik üretebiliyor. Veya işte rüzgar santralinde aynı işte bisikletin tekerleğinin dönmesi gibi buradaki rüzgar gürü döndüğü zaman rüzgarın esmesiyle ve burada ne yapıyor? Elektrik elde edebiliyor. Veya termik santrallerde de kömür, linyit, doğalgaz yani fosil yakıtları yakaraktan biz elektrik üretimi sağlayabiliyoruz. O yüzden şunu bilmemiz gerekiyor. Güç santrali dediğimiz şey elektrik ürettiğimiz yerler, hidroelektrik olabilir, barajlar, suyla elektrik üretmek demek. Nükleer santral olabilir, radyoaktif elementler, uranyum, plütonyum gibi maddelerle elektrik üretebiliriz. Ama birazcık tehlikeli bunlar tabii ki. Ama bu temiz enerji kaynağı. Jeotermal enerjide yer altının sıcak sularından elektrik üretebiliyoruz. Termik santralde fosil yakıtlar, kömür, linyit,
doğalgaz, petrol gibi yakıtlar sayesinde elektrik üretebiliyoruz ki bu çevreye zararlı bir şey. Rüzgar santralinde de rüzgarın etkisiyle de elektrik üretebiliyoruz diyoruz. Ve Tankut'cum senle beraber birkaç tane boşluk doldurma yapalım. Yüksekten bırakılan suyun hareket enerjisinden yararlanılan yer aslında barajdır diyebiliriz. Rüzgarın etkisiyle türbinler döner ve elektrik enerjisi üretilen yerse Tankut evladım benim, rüzgar gülü dediğimiz rüzgar santralinin bir parçasıdır diyebiliriz. Kömür, linyit, doğalgaz yakımı sonucu termik ısıtılan suyun buhar basıncından yararlanılan yer aslında termik santraldir diyebiliriz. Aynı zamanda yer altından çıkan sıcak suyun buhar basıncından yararlanarak elektrik üretilmesine biz jeotermal enerji diyoruz. Nükleer yakıtlar kullanarak elektrik üretilen yerde aslında nükleer santral diyebiliriz. Bunları da doldurmuş olduk. Burada çok önemli bir şey var. Nükleer santralde inanılmaz fazla enerji üretiliyor. O da çok fazla verimli olduğunu gösteriyor. Oradan yararlanıyor değil mi? Aynen öyle. Peki bir tane model soru yapalım sana beraber. Elektrik üretiminde doğaya en az zarar vererek en fazla enerji elde edilebilen santraller tercih edilmelidir. Mesela işte termik santraller kötü o yüzden. Ama mesela rüzgar, ondan sonra hidroelektrik falan onlar iyi. Ülkemizde enerji ihtiyacı daha çok hidroelektrik santralleriyle, yani suyla yapılan barajlarla karşılanır demiş. Tamam. Buna göre hangisi elektrik santrallerinin avantajları arasında yer almaz demiş. Şimdi bakalım elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı. Temiz enerji kaynaklara göre dağılımı. Mesela akarsularda 213. Ne 213'ü? Şuradan şöyle yaparsak şöyle 2.135.045. Barajlarda şuradan yaparsak şöyle 5.030.812. Güneşte sadece 9.807. Burada ise 1.868.260. Bunların hepsi temiz enerji doğal kaynakları. Enerji kaynakları. Doğal ama zaten hepsi doğal da. Bunlar daha temiz enerji kaynağı. Bunları yaktığın zaman bunlar yakılmıyor ya. Çevreye zarar vermiyor. Hangisi elektrik sanayi avantajı arasında yer almaz demiş. Ucuz elektrik üretiminin maliyette olması, güvenilir enerji kaynağı olması. Şimdi elektrik santralinin avantajları arasında güvenilir enerji kaynağı olması bu avantajlar arasında yer alır. Neden yer alır? Çünkü zaten bunlar temiz enerji kaynakları. Akarsu, baraj, güneş, rüzgar bunların bize bir zararı yok. Ve gerçekten de hani bunlar çevreye de bir zarar vermiyor. Termik santraller ama patlayabilir. Nükleer santraller patlayabilir. Bunlar tehlikeli. Zararlı atık gazları üretmemesi bu da yararlar arasında yer alır. Çünkü ne güneş, ne rüzgar, ne barajlar, ne akarsu, yani bu da hidroelektrikten bahsediyorsun bu ikisi. Bunlar da temiz enerji kaynağıdır diyebiliriz. Ucuz elektrik üretiminin maliyetli olması, bu enteresan, yüksek maliyette uzun sürede inşa edilmesi, ucuz elektrik üretiminin maliyetli olması bu avantajlı bir şey. Çünkü ucuz elektrik üretebiliyoruz. Yüksek maliyetle uzun sürede inşa edilmesi, yüksek maliyette uzun sürede inşa edilmesi avantajlar arasında yer almaz. Çünkü uzun sürede inşa ediyor, yüksek maliyette üretiyor. Hem çok fazla para harcıyoruz demek bu. Her hem yönden zarar. Uzun sürede yapıyoruz. Yani bir sürü zaman harcıyoruz demek. O yüzden bu avantajı değil, dezavantajı deseydi bu doğru olurdu diyoruz. O zaman şimdi elektriğin tasarruflu kullanımına bakalım sana bir de. Elektrik enerjisini ürettik, tamam eyvallah, ama bunu vur patlasın, çal oynasın, savur savurabildiğin gibi yaparsan ne olur evladım? Ondan sonra ülke ekonomisine zarar verirsin. Kötü bir birey olursun, kötü bir vatandaş olursun. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Korumamız gerekiyor kaynaklarımızı. Elektrik enerjisi kaynakları bilinçli kullanımda... Açık ışıkları kapatalım hocam. Aynen öyle. Hem aile hem ülke ekonomisi olumlu etkiler. Aile ekonomisi, baban daha fazla fatura ödemek zorunda kalmaz. Ülke ekonomisi aynı şekilde, ülkemizde o bir sürü petrol, kömür, doğalgaz yakıyor bunları elektrik üretebilmek için. Artık onu yakmayacak demektir. İşte bunun için A sınıfı ürünler kullanmak gerekir. Kompakt lambalar, yani daha çok... Tasarruflu ampuller, aynı öyle. Açma kapama düğmesinin gerçekten de sürekli kullanılması gerekiyor. Araçlar kullanılmadığı zaman bekleme konumunda tutulmamalı. Açma kapama düğmesine basıp kapatılmalıdır tankları. Evet, araçlar arkadaşlar araçlarını kullanırken dikkatli olsunlar hocam. Aynen, mesela televizyonlarda mesela o kırmızı ışık geliyor. Kırmızı ışık yanması bile elektrik harcıyor. Gece açık bırakıyoruz hocam biz onu. İşte hiç gerek yok. Direkt kapatman gerek.
açma kapama dönüşüyle. Elektrik faturasını gerçekten de azaltmak için çok güzel yöntemler diyoruz. Bir tane yeni nesil soru yapalım. Bulaşık makinesi kullanım kılavuzuna yer alan program ve tüketim tabi. Ondan önce Tanku Devran, benim sana çok güzel sürprizlerim var. Bak LGS son tekrar detaylı programıyla hızlı son tekrar programı çıktı Tanku Devran benim. Bunlara çok yakın zamanda başlayacağız. Yazılı kampına hemen sonra başlayacağız. Ama bunların hem videoları olacak ama sen şimdi istediğin zaman başlayabilirsin. Köprüden önce son çıkış hocam. Evren, köprüden önce son çıkışta değil. O kadar kötü. Kötümser olmamak lazım. Bak bunun içinde toplam 9 kitap var. Bunda da 12 tane kitabımız var. Ve burada 1002 tane nitelikli. Bak bu normal soru değil. Bazı arkadaşlar şey yapıyor, çok az soru var. Ya hadi bakalım çözebilsen 1002 tane soruyu. Günde 500-400 çözen arkadaşlara sesleniyorum buradan. Bu sorular kaliteli sorular olduğu için, yeni nesil sorular olduğu için burada günde 150-200 soruyu geçemezsiniz. O yüzden 1002 tane nitelikli soruyla biz bunu bir haftada bitiriyoruz. Bunu da 2 haftada bitiriyoruz. Burada toplam 57 konu çalışması, burada 81 konu çalışması yapıyoruz. 6 tane tam LGS denemesi, hepsi de yeni nesil LGS denemesi, bunu söylemek istiyorum. Burada da 10 tane LGS denemesi çözüyoruz Tanku Tevran Bey'im. Burada da bak bunların içindeki denemeler, içindeki kitaplar süper. Ondan sonra bir de şunu hatırlatmak istiyorum sana. LGS TOST'un 7. adımı çıktı. 7. adımda özel olarak tekrar testleri hazırladık. 1. dönem tekrar testleri hazırladık Tanku Tevran Bey'im. 1. dönem tekrar testlerinde dikkat ettiysen burada normalde temel orta sınav tarzı şeklinde giden çalışmamız bir anda tamamı yeni sınav sistemine uygun bir şekilde akıl yürütme sayısal analiz sorularından çıkan 1. dönem tekrar testleriyle karşımıza geliyor. TOS'ta böyle bir güzellik yaptık. TOS 8'de. TOS 7'de özür dilerim. TOS 8'de ise Tanku Tevran Bey'im 2. dönemin tekrarını yapacağız ve bütün tekrarları tamamlamış olacağız. Ve bu kitabın kalınlığı birazcık daha arttı. Normalde TOS'tan daha birazcık daha kalın. Bak buradaki temel tekrar 1. dönem tekrarlarında görebilirsin. Bu kitabın kalınlığı birazcık arttığı için de ufak bir fiyat revizyasyonu oldu ama sonuçta gerçekten de çok yararlı. Bu en güncel kaynaklardan bir tanesi. MEB'in örnek sorularına çok uygun diyebiliriz. Bu, unutma, LGS son tekrar programını Türkiye'de tüm Tonguç kitapçılarından ücretsiz bir şekilde alabileceksin. Ve bunu aldıktan sonra da son tekrar fen bilimleri kitabımızla da süper bir şekilde çalışmalarını bitireceksin. Ve son tekrarlarını bu kitapla da yapacaksın. Yeni nesil soruları çözeceksin. Yeni tarzda çıkabilecek sorularlara birazcık kendini sınava hazırlayacaksın. Sınavda %100 karşına çıkacak bölümleri falan filan. Peki. Geldik, bu soruyu yapalım seninle beraber. Bulaşık makinesi kullanım kılavuzuna yer alan program ve tüketim tablosu verilmişti. Tamam, eyvallah. Tabloda verilere göre elektrik tasarrufu yapmak için hangileri yapılabilir demiş. Şimdi bir kere elektrik tasarrufu, yıkanma sıcaklığı 50 derece, 60 derece, 70 derece. Kirlilik düzeyi, günlük bulaşıklar falan filan bir şeyler söylemiş bize. Az kirli bulaşıklar için kısa ve düşük sıcaklıklı program seçmek. Şimdi sıcaklığı az seçtiğimiz zaman az kirliler için gerçekten de kirlilik düzeyi azsa eğer çok sıcak yıkamaya gerek yok. Çok sıcak, düşük program seçmek, düşük sıcaklı program seçmek mantıklı hocam. Daha iyi. Neden? Çünkü elektrik tasarrufu yapar. Çünkü ısıtmak için sen elektrik kullanıyorsun. Bulaşık makinesini tam kapasiteyle çalıştırmak. Hayır, gerek yok. Ne mesela gerek var? Eğer gerçekten de bulaşık makinesi çok dolu değilse tam kapasiteyle çalıştırmaya gerek yok. Çünkü daha fazla elektrik harcadığını gösteriyoruz. Bak, elektrik yönetimi mini, süper turbo. Turboyla çalıştırsan inanılmaz bir elektrik tüketimi var diyebiliriz. Bir de daha uzun süre çalışıyor. Nitro. Aynen öyle. Peki bulaşık makinesini sürekli yüksek sıcaklığa çalışmak, bu da yanlış bir şey. Neden bunu yaparsan Tanku evladım benim? Bunu yaparsan dur bakalım. Sürekli yüksekte olmaz. Yüksek sıcaklığa çalıştıran sürekli daha fazla elektrik. Ama şurada bir hata var. Bulaşık makinesini tam kapasiteyle çalıştırmak demiş. Ha, tam bu da olmaz. O yüzden burada bir şık revizasyonu yapıyorum. Bunu yalnız bire dönüştürüyorum. Cevabımızın Adana olduğunu söylüyorum. Tam kapasiteyle çalıştırmaya gerek yok. Bunu eğer az bulaşık varsa az kapasiteyle çalıştırmak, mini şeyle çalıştırmak daha mantıklı diyebiliriz Tanku Tevran. O yüzden cevabımız Adana'dır diyebiliriz. Hadi bakalım, bu ödül sorumuzu yap. Yorumlara yolla.